Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda kare konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa 109'un sağ tarafındaki şu örnekte kalmıştık. Hadi bakalım birinci soruya bakalım arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Bu videonun ilk sorusuna bakalım daha doğrusu. Şimdi o ABCD karesinin ağırlık merkezi demiş. Karenin ağırlık merkezi neydi arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktasıydı. Şimdi ben bu soruyu önce şunu söyleyeyim. İki farklı şekilde çözeceğim arkadaşlar. İki farklı şekilde de gerçekten çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Ağırlık merkezi de en azından kullanmayı öğreneceksiniz. Bakalım ne diyor soru arkadaşlar. Ağırlık merkezi demiş ya. O zaman ağırlık merkezi nasıl kullanacağız? Köşegenlerin kesim noktası değil mi Dikdörtgende ve karede ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıydı. O zaman köşegenlerin kesim noktasıysa hop şu köşegen çizdik. Bir de diğer köşegeni de çizelim arkadaşlar. Bu köşegenden geçerse buraya gelecek. O zaman şöyle göstereyim ben. Köşegen arkadaşlar doğrusal yani bu. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Yani burası 90. Yani şurası da 90. Yani şurası da 90 derece arkadaşlar. Peki. Şimdi ne yapacağız? Bir şey yapamıyoruz hocam. Ama büyük ihtimalle bir şey yapamıyorsan eksik parça bırakmışsındır. E sen köşegenleri çizdin. Köşegenler aynı zamanda birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Aynı zamanda açı ortay değil mi? 45-45 diye. Aynen öyle. Buradaki 45'leri yazacak olursak sanırım bunlar yeterli de diğerlerini de yazayım ayıp olmasın diye. Şimdi bunları da daha sonra. Hocam burada da 90'lık var. Ekstra 2 tane 90 var. 90'lar 2 adakiden fazlaysa alfa, beta'ya dalıyorduk. Da Dal kardeşim. Şuraya alfa dersek. Burası beta tamamı 90 olduğundan. E tamamı 90 olduğundan burası da alfa oldu. Aa. Alfa 45 3. açı. Alfa 45 3. açı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenler yani şu üçgen ile şuradaki üçgen benzer. Hatta çift çizginin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğu için Eş üçgen oldu arkadaşlar. Madem eş üçgen bunlar arkadaşlar. Burada alfanın karşısı 2 ise burada da alfanın karşısı 2'dir. Karenin bir kenarını kaç bulmuş olduk? 8 bulmuş olduk. Şimdi bizden alan isteniyor. O zaman alan işine de girmemiz lazım burada. Alan işine nasıl gireceğiz? Madem bunlar eş üçgen. Buradaki alan A ise buradaki alan da A'dır. Şuraya da B diyecek olursam. Çünkü benden bu A, A artı B alan isteniyor. Arkadaşlar A artı B alanı. Dikkat edin. Şu yeşil alanı A artı B. Aynı zamanda burası da A artı B değil mi? A Karede köşegenler çizildiğinde şurası A artı B alanı. Bu karenin alanının kaçta kaçıdır? 4'te bir değil midir arkadaşlar? Şurası evet burası karenin alanının 4'te 1'dir. Yani şu yeşil alan şu alana karenin alanının 4'te 1'ine eşit oldu. O zaman 8'in karesinin 4'te 1'i. 64 bölü 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. Bu birinci yol. Sıkıntı yoktur inşallah. Tabi burada açı 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 benzerliğini görmek görmek değil. Zaten görünce burada istenilen hamleleri yapınca yani yapacağımız hamleler zaten belli. Açılar var açılar olunca da zaten benzerliğe yani burada aynı açının karşısındaki kenarlar da eş oldu. Eşliğe dalacağımız belliydi zaten arkadaşlar. Birinci yol bu olsun. İkinci yol da arkadaşlar şu. Karede ağırlık merkezini kullanırken şu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar bir de. Karenin ağırlık merkezi ya arkadaşlar şurası. Bakın bu ağırlık merkezi ağırlık merkezinden aşağıya doğru dik çizdiğinde iki eş parçaya böler buraya da dik çizdiğinde iki eşit parçaya böler. Yukarıya da buraya da dik çizdiğinde iki eşit parçaya böler. Sebep sen buraya dik çizdin ya ağırlık merkezinden dolayı. Arkadaş bu ağırlık merkezi karenin köşegenin kesim noktası. Yani şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Aa bunlar eşit. Şunlar da birbirine paralel. O zaman ne oldu arkadaşlar? Orta taban çıktı. Yani orta taban çıktı. O zaman burası da eşit olmak zorunda mı? Aynen öyle. Aynı şekilde buradan da dik çizince arkadaşlar yine orta tabandan dolayı bunlar da birbirine eşit olur. Yani ağırlık merkezinden kenarlara çizilen dikmelerle ne oluştu arkadaşlar? İki eş parçaya böldü, iki eş parçaya böldü. Hatta çift çizgiyse burası da çift çizgi, çift çizgiyse burası da çift çizgi. Şurada bir kare oluştu. Hatta şu karede ne oldu arkadaşlar? Bir kenara A iken büyük karenin bir kenarı ne oldu? 2A'ya eşit oldu. Hatta şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Şuradan da dik çizsem, buradan da dik çizsem buradaki karelerin hepsi ne oluyor? Aynı kareye eşit oluyor. Yani 4 parçaya ayırmış oluyor. Arkadaşlar ağırlık merkezinden bu kenarlara dikmeler çizdiğimizde. Peki arkadaş bu ağırlık merkezini gördün. Hemen ne yaparsın? Hocam dik çizeriz. Hocam dik çizeriz. Öbür taraflarda dik çizeriz ama bunlar yeterli sanki. Buradan dik çizdiğinde iki eşit parçaya bölecek. Buradan da dik çizdiğinde burayı da iki eşit parçaya bölecek. Bölsün. Sonra ne var burada? Hocam 90'lar 2 ya da 2'den fazla alfa beta ya da alacağımız belli. Alfa beta bu arada arkadaşlar alfabeteye dalmadan önce burası çift çizgiyken burası da çift çizgi burası da çift çizgiyken burası da çift çizgiyi gösterelim. E, alfabeteye dalalım şimdi. Alfa 90 beta. Evet, hocam burası da alfa yaptı. Hocam bunun tamamı da 90. O zaman burası da beta yaptı. E, beta 90 alfa yaptı. Aa, ne oldu? Şu üçgen ile şu üçgen benzer. Hatta alfanın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen. Beta'nın karşısındaki kenar Buraya A değil dersem betanın karşısındaki kenar burası A'dır. Hocam buraya ne kaldı? 6 eksi A kaldı. A ne çıktı? Şurası 6 eksi A iken burası da 6 eksi A. Hatta alfanın karşısı 6 eksi A, 6 eksi A. Bakın dikkat edin 6 eksi A ile A artı 2 birbirine eşit. A artı 2 eşittir 6 eksi A ise 2 A eşittir 4 tane A'yı buradan 2 buluruz. A 2 ise arkadaşlar A yerine 2 yazdığımızda o zaman burası 4 çıktı. Burası da 4 olduğundan buraya da 2 birim kaldı diyebiliriz. Şimdi madem bunlar eş alan muhabbeti isteniyor alana da dalalım. Alanları da birbirine eşittir. A A. Şuraya bir alanı dersem A artı B alanı burası. Aynı zamanda A artı B alanı şurada küçük karenin alanı yaptı. Aynen öyle. Küçük karenin bir kenarı 4 mi çıktı arkadaşlar? A yerine 2 bulmuştuk. Evet burası da 4 burası da 4. O zaman A artı B'ye de kaç yapacaktır arkadaşlar? Küçük karenin alanı olduğu için 4'ün karesinden 16 olarak bulunur. Evet bu da güzel bir yol. Bu yöntemi de bilmenizi istiyorum arkadaşlar. En azından ağırlık merkezinden karede şu kenarlara çizilen dikler olduğu zaman iki eşit parçaya iki eşit parçaya böldüğünü bilin arkadaşlar. Güzel bir yöntem. Evet bu sorumuzun cevabını böylelikle iki farklı yolla 16 bulmuş olduk. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde birbirine bitişik düzlemsel iki kare vardır. Karelerin ağırlık merkezleri arasında en kısa uzaklık 6'dır. Şimdi ağırlık merkezleri deyince iki farklı şekilde yapabilirsiniz. E hocam köşegenlerin kesim noktası. Buradaki karelerin de köşegenlerinin kesim noktasını Birleştirdiğimiz zaman burası 6 olarak verilmiş. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E tamam o şekilde yapalım isterseniz. Hocam burası 45 burası da 45. Yani burası 90 yaptı. Yani şuraya AA dersek burası A kökü. Hocam burası da A kökü. E, hocam burası da A kökü olduğundan X dik üçgenden burası da AA yaptı. E buradaki uzaklığına baktığımız zaman burası da 90 derece ya AA A, A, A kökü. Hocam A kökü kaç vermiş? 6 vermiş. A dediğimiz kaç ki arkadaşlar buradan? A dediğimiz Kaç çıktı arkadaşlar? Karenin küçük kısa kenarı 6 bölü kökten a kökü 6 ise a da 6 bölü kök eşittir. Yani 3 kök 2 eşit oldu arkadaşlar. a'yı 3 kök bulduk. 3 kök 2 3 kök 2 kök dolayı karenin bir kenarında 6 bulmuş olduk. Bu şekilde de bulabilirsiniz ya da diğer türlü de bulabilirsiniz. Biraz önce söyledik zaten arkadaşlar. Ne dedik ağırlık merkezi. Şimdi sanki orası daha mantıklı olacak. Ağırlık merkezi burası. Buradan buraya çizilendik 2 eşit parçaya bölecek. Buradan buraya çizilendik 2 eşit parçaya bölecek. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı da bize kaç vermiş? Hop şuraya 6 vermiş. E buradan dik çizdiğin zaman iki eşit parçaya böldü. Şu karenin kenarıyla bu karenin kenarı birbirine eşit ortak kenarları var. Buradan buraya çizilendik de iki eşit parçaya bölecek. E burası 6 ise hocam bunlar da birbirine eşit zaten. Burası da çift çizgi çift çizgi oluyor. Burası da çift çizgi. E o zaman burada bir dikdörtgen oluştu. 6 ise burası da 6 olacak. Yani 3 3 yaptı. Burası da 3 olur. Karenin bir kenarını böylelikle kaç bulmuş oluruz? 6 bulmuş oluruz. Evet. Karenin bir kenarını ne bulduk arkadaşlar? 6 birim olarak bulduk. Şimdi 6 birim bulduk. Şekil karışmasın diye şurayı siliyorum arkadaşlar. İki farklı şekilde buldum hatta. Şimdi yeşil kare C noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse karelerin ağırlık merkezleri arasında uzaklık 3 kök 6 olur diye soruluyor. Evet ben bu kareyi döndüreceğim. Ok yönünde döndüreceğim. Arkadaşlar döndürülmüş halini verir de bak bu sefer vermemiş. Bunlara da hazırlıklı olun. Döndürülmüş hali bu şekilde olmayacak mı arkadaşlar? En az diyor. Ben bunu istediğim kadar döndürebilirim. Hatta buraya kadar döndürdüğünde de ağırlık zar arasında uzaklık. Mesela bizim karemiz şu şekilde olduğu zaman da büyük ihtimalle arkadaşlar. Şöyle olduğu zaman da yine şeyle karşılaşacağız burada. Ama bizden en azı istenildiği için hiç fanteziye gerek yok. Sadece en az şu kadar bir döndürelim arkadaşlar. Bu kadar döndürdüğümüz zaman ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin. Şunu döndürdüğümüz zaman hop dönüşte şuraya geldi. Şöyle bir dairesel hareket yapıyor. Dönme açısı nereye oluyor arkadaşlar? Şurada kaç oluyor? Evet dönme açısı burada kaç oluyor? Burada kaç isteniliyor bizden arkadaşlar. Şimdi biraz önce ağırlık merkezini kullanırken hocam buradan dik çizdim. Hocam e, buradan da dik çizdim. Ama buradan dik çizdiğimizde sanki sıkıntı yaşayabiliriz. Burada ne yapmak lazım arkadaşlar? Bizden de şurada kaç isteniliyor? Onu da şöyle karalayayım isterseniz. Şurada kaç isteniyor. Evet şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Karenin bir kenar uzunluğu 6 idi. O zaman karelerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 3 kök 6 olur diye ya. Ağırlık merkezlerinde bu sefer şu köşegenlerden dolayı yapalım arkadaşlar. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık hop şurası 3 kök 6'ymış. Arkadaş sen biraz önce ne buldun? Karenin bir kenarını 6 buldun. 6 ise ikiz kenar dik üçgenden dolayı burası 3 kök 2 3 kök 2 yapmaz mı? Çünkü kök 2'ye bölünmüş hali. 6 bölü kök 2 kaç yapar? 3 kök 2'ye eşit olur. Hocam aynı şekilde burası 6 ise bunlar da 3 kök 2 3 kök 2 yapar. Aa, burası da kaç? 3 kök 6. Hocam bak ne çıktı. 3 kök 2 3 kök 2 3 kök 6. Yani kök 3 katı değil mi? Evet kök 3 katı nerede? İkiz kenar üçgende değil mi? Hangi ikiz kenar üçgende? 30 30 120 üçgende değil mi arkadaşlar? Evet 30 30 120'dir arkadaşlar. Şu açının tamamı 120 derece. E Bu karenin köşegeni olduğu için burada kaçıya yoğunlaşacağımız belli. Burası 45. Bu da karenin köşegeni olduğu için burası da 45. 45-45-90 120 yapması için buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. O zaman cevabımız da kaç yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. Evet. Bu sorumuzun cevabı 30 oldu. Ee, en az hızlı isteniliyor. Ben bunu ist biraz daha döndürüp ee, daha farklı durumda da aralarındaki uzaklığın 3 kök altı olduğu durumu da bulabilirim arkadaşlar. Büyük ihtimalle onun da cevabı 150 derece olacaktır tam böyle simetriğindeki şey olacaktır büyük ihtimalle. Ama hiç oraya girmeyelim. En azı şu kadar döndürdüğümde kaç derece döndürmüş oldum? 30 derece döndürmüş olduk. Güzel bir soru, hoş bir soru. Dikkat edin. Evet, güzel sorulardan birine daha geldik arkadaşlar. Bak ne yapmış? ABCD karesi biçimindeki bir kartonun köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde katlanıyor. Şöyle köşeleri ağırlık merkezine gelecek şekilde katlanmış. E arkadaşlar bu böyle katlanmış ya. Eski haline geri açacağız değil mi buna? Eski haline geri açtığın zaman hop şöyle hop şöyle. E sen bunu böyle katladın. Bu ağırlık merkezine denk geldi. Ağırlık merkezine denk gelince üstte binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şuradaki üst üstte binen kenarlar da birbirine eşit. Burada açılar da birbirine eşit. Yani burada açılar da 45-45 yapıyor arkadaşlar. 45-45. Aynı şekilde diğerini de açabilirsin. 45-45. Aynı şekilde diğerini de, diğerini de açtığımız zaman şu ilk baştaki kartonu elde ediyoruz zaten arkadaşlar. Burada ne geldi işin esprisi? Şurası 12 ise burası da 6 6 yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Hatta burası da 6 burası da 6 burası da 6 olmuş oldu. Ama sorun devamı var galiba. Elde edilen yandaki şekil KM boyunca tekrar katlanıyor. Evet bunu KM boyunca aşağı doğru katlayacakmışım arkadaşlar. Tamam şu üçgeni de aşağı doğru katlayacağım. O zaman ben en sondaki işlemde yapayım ya bu ee, açma işlemini. Çünkü geriye doğru açılım yapacağız ya. Dikkat edin arkadaşlar sadece şunu açtığımız zaman buradaki eşitleri düşüneceğiz biraz sonra. Bu üçgeni de aşağı doğru katladığımda burası oldu. Ve EF boyunca tam orta noktalar boyunca kesmişim. Ya bu bunun orta noktasıyla bunun orta noktası zaten karenin bir köşegeni ya burası. Ya burası da çift çizgi burası da çift çizgi diyebiliriz aslında. Çünkü bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Çünkü 45 45 üçgeni çıkıyor burada. 45 45 90 üçgeni. Bu da bir kare ya ondan dolayı diyebiliriz daha doğrusu. Ama neyse orta nokta olduğunu söylemiş. Buradan da kesmiş. Kestikten sonra da bu şekil karşımıza çıkmış. Kesme işleminden sonra kalan son şekilde katlamalar açılırsa elde edilen şeklin çevresi kaç olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle ben buradaki açıların 45'er derece olduğunu biliyorum. Evet, 45 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası da 45. Burası da 45. Hatta burası da kaç yapıyor arkadaşım? 90 derece yapıyor. E ben ne yapayım burada arkadaşlar? Şunu eski haline geri getireyim bir. Eski haline geri getireyim. Yalnız burası kesildi. Yani dolu olan kısım burası. Bu kağıdı açacağım arkadaşlar. Şurası da boş olan kısım. Yani eski haline geri getirip açarsak daha iyi olur işimiz. Burada bu ne konusu arkadaşlar aslında? Simetri konusu. Bak şimdi açıyoruz arkadaşlar. Haydi açalım bakalım. Bu kağıdı kes kesmeden önceki halini yaptık. Bu kağıt aşağı doğru katlanmıştı. Yukarı doğru açalım şimdi. Yukarı doğru açtığın zaman ne oluyor? Şu şekilde bir şey mi oluyor arkadaşlar? Ee, bir önceki şekil olacak şu şekil karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ama arkadaşlar dolu olan kısım boş olan kısım neresi onu göstereceğim. Şuradaki yamuğun bu kağıda göre katlanmışı şurası değil midir arkadaşlar? Evet. Dolu olan kısım neresi? İşte burası arkadaşlar. Burası boş. Yani kağıdın açılmış hali şimdilik şurası yaptı arkadaşlar. Şu kısım dolu olan kısım. Bunlar kesik ayrı parçalar bunlar. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradan sonra da ben ilk etapta nasıl katlamıştım? Böyle 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 katlamıştım. O zaman bunları ne yapacağım arkadaşlar? Bunları da böyle 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 açıp bir kenarı 12 olan bir kare elde edeceğim şimdi. Evet açalım arkadaşlar. Onu da açtığım zaman şunları da böyle açtığım zaman tabii bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bunların köşegeni de vardı. Bunlar tam o noktasında kesiyordu. O zaman ben bunları açıyorum arkadaşlar şimdi. Şuradaki üçgeni açtığım zaman şöyle bir şey. Şuradaki üçgeni açtığım zaman şöyle bir şey. Yani ilk şekli elde edeceğim. Bir kenar 12 olan ne elde edeceğim arkadaşlar? Kare elde edeceğim. Açtık burayı. Ama böyle açtık ama sen bunu böyle açtığında bak şunu şöyle açtığın zaman dolu olan kısım burası. Buna şey yapacağız. Arkadaşlar şu doğruya göre şu kısmın simetriğini alacağız. Hadi bakalım şu kısmın simetriğini alalım. Hop şurası bu üçgen. Ama dolu olan kısım burası. Şu boş olan kısmın simetriğini alsan Boş olan kısmın simetriğini aldığın zaman şurası yapmıyor mu gençler? Bakın dikkat edin. Boş olan kısmın simetriğini aldığın zaman hop şurası. Dolu olan kısımda burası mı oluyor? Aynen öyle. Dolu olan kısmı şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra ne var arkadaşlar burada? Aynısı. Şu kısmında buna göre simetriğini alacağız. Hadi buna göre simetriğini alalım. Boş kısmı simetriğini almak daha mantıklı aldık. Boş kısım burası. Dolu kısım burası arkadaşlar. Aynı şekilde şunun da simetriğini alacağız. Boş olan kısmı simetriğini alsak. Dolu olan kısım burası. Burada da simetriğini alsak dolu olan kısım burası. Dolu olan kısımları doldur bak böyle karala. Bak ne çıktı karşımıza. Dikkat edin. Şöyle bir şekil çıktı karşımıza arkadaşlar. Evet Hüseyin yani benim babam sizin dedeniz Hüseyin Kara'nın E'si çıktı arkadaşlar burada. H harfiyle karşılaştık şimdi burada. Çok güzel. Bu H harfinin nesi soruluyor bize? Çevresi soruluyor arkadaşlar. Hadi bakalım çevresini bulalım. Ama katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Şurada küçük bir kare var ya. Buradaki açıların 45'er derece olduğu aşikar. Burası da 45-45 olduğu belli. Şu 12 birimde arkadaşlar. Bu üst üste binen kenarların birbirine eşitliğinden dolayı 6-6 oldu. Burası da 6-6 birim oldu. Şurası da 6, burası da 6. Sonra bunu tam orta noktadan kesmişti böyle böyle. Bu da orta nokta olmak zorunda arkadaşlar. E o zaman orta nokta olduğuna göre 6 ise orta tabandan dolayı burası 3 çıktı. Aynı şekilde burası da 3, burası da 3, burası da 3 birim çıktı mı? Çıktı. İkisi kenardaki üçgenden dolayı burası da 3 birim. Yani burası da 3 birim. 3 ise burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da 3 çıktı. Şimdi artık çevreye bakacağız. Burası da 3 ya. Burası 3 ise burası da 3 oldu arkadaşlar. 3 ise 3, burası da 3 oldu. Çünkü tamamı 12 yapacak. Tamamı 12. Hatta burası 6, burası da 6 olduğundan dolayı Burası 3 ise buraya da 3 birimler kaldı diye söyledik arkadaşlar. Şimdi çevreye bakalım. Hadi arkadaşlar çevreye bakıyoruz. Hocam çevrede. Bir kere şu uzunlukları yazalım mı arkadaşlar? Şurası da 3 birim. Çevreyi karalıyoruz şimdi. H harfini karalıyoruz. Evet burası 3. Burası da 3. Burası da 3. Burası da 3. Burası da 3. Sonra burası da 3. 6 6 3 3 3 3 3 3 6 6. Bunların hepsini toplayabilirsiniz arkadaşlar ya da yataylara ayrı bakın. Dikeylere ayrı bakın. Bak şimdi yataya bak. Hocam burası 3. Burası 3, 3. Burası da 3. Yataylar zaten 12 yapmıyor mu? Şuradaki uzunluk kadar yapmıyor mu arkadaşlar? Şuradaki yataylar. Evet 12. Şu yataylar da 12. Şu yataylar da 12. Topladığın zaman şu artı şu artı şu artı şu. Ee, burası da 12 yaptı. Yataylar 12 yaptı. Artı dikeylere bakalım. Hayır 12 burada 12 altta 12 12 24 yaptı. Artı dikeylere bakalım. Hocam dikeylerde 12 burası 12 burası. 12 burası 12 burası. Bir de 3 burada, 3 burada, 3 burada, 3 burada. 4 tane de 3 var arkadaşlar. 4 tane de 3 var. O zaman kaç tane 12 yaptı? 1 2 3 4 5 tane 12 yaptı. Cevabımız da kaç yapar o zaman arkadaşlar? 60 yapar. Evet, en son şekli böyle katlayıp katlayıp kestikten sonra en son şekli ne yapıyoruz? Geriye doğru açılım yapıyoruz arkadaşlar. Ama kesilmiş parçasını da koyup da o koyduğumuz kısım boş kısım olacak arkadaşlar. Dolu kısımları doldurduğumuz zaman zaten şekli çevresinde bu şekilde çıkıyor. İsterseniz bu şekli şöyle makasla kesip kendiniz aynen bu katlamaları yapıp deneyin arkadaşlar. H harfini elde edeceksiniz. Yani gözünüzde canlansın. Ya şöyle de bir niyetim var. İnşallah yapabilirim bilmiyorum ama bu katlamalarla ilgili böyle bir animasyon yapasım var böyle ama çok da güzel olacak öyle bir yaptığım zaman. Ya bunları böyle animasyonla da gösteresim var aslında. Şu an onun araştırması içerisindeyim. İnşallah yapabilirim arkadaşlar. Yani yakında böyle bir şeyle de karşınıza çıkabilirim. Çok da güzel olacak. Daha iyi bir şekilde anlayacaksınız sanki arkadaşlar. Evet. Kendim uğraşacağım. Yani teknolojik destek maalesef alamıyoruz. Ee, en azından bunu kendim böyle bu şekilde yapmaya çalışacağım. Sözünü vermiyoruz tabii de. İnşallah yapacağız arkadaşlar. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Artık böyle ÖSYM'i katlamada bu şekilde katlayıp kesme mantığıyla ilgili soruları soracakmış gibi de hissetmiyor değilim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çok hoş bir soru silip bir daha kendinizin de yapmasını ee, kesilip kendiniz de yaparsanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır arkadaşlar. Evet böylelikle bu sorunun cevabını 60 bulduk ve geldik buradaki soruya. Kenar uzunluğu 3 birim olan kare biçimindeki kartona kenar uzunluğu 1 birim olan dikdörtgenler şeklinde e, sırasıyla yukarıdan ve sağdan katlamalar yapılıp en son 2 x 2'lik bir kare elde edilmiş arkadaşlar. Ne yapmışız? Bir yani kenar uzunluğu kenar uzunluğu 1 bir birim olan dikdörtgenler Arkadaşlar önce kenar uzunluğu bir birim olan dikdörtgen bu şekilde. Sonra kenar uzunluğu bir birim olan dikdörtgen bu şekilde yapılmış. Yani sen bu kenarları böyle birim karelere böleceksin o zaman. Yani ne yapmışız arkadaşlar? Şöyle yapmışız. Birim kare böldüm. İlk önce ne yapmışız arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru katlama yapmışım arkadaşlar. İlk önce yukarıdan aşağıya. Sonra buradan buraya katlama yapmışım. Ne diyor? Elde edilen karenin içine kartonun o bölümünde kaç kat varsa o sayılar yazılıyor. Şimdi burada mesela ilk etapta bunların hepsi 1 1 1 1 1 değil mi arkadaşlar? Evet. Ben şimdi ne yaptım? Bunu böyle katladım üst üste. O zaman burası 2 kat mı oldu arkadaşlar? Evet. Ben bunu katladığım zaman bak bunu böyle katladığım zaman 1 bunun üstüne geldi. Burası kaç kat oldu? 2 kat. 2 kat 2 kat. Şurası katlanmış oldu gitti. Sonra aldım bunu buraya doğru katladım. Bunu bu tarafa doğru katlayınca da 2 kat 2 katın üstüne gelmiş oldu. 4 kat oldu. O zaman burası ya 4 yazıyorum. 1 kat da 1 katın üstüne geldi. Burası da 2 oldu. O zaman burayı da böyle katladığım için burası kaldı. En son 2 4 2 1 yazılmış yazılmış kartonların üzerine arkadaşlar. Güzel. Şimdi bana diyor ki kenar uzunluğu 7 birim olan kartonu da aynı katlamalar yapıldığında son durumda soru işareti yerine hangi sayı yazılır diye söylüyor arkadaşlar bize. Dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Bunun çok güzel bir mantığını bu uzun yoldan yaptıktan sonra vereceğim. Lütfen sabırla bekleyin. Ama uzun yoldan da yapalım isterseniz. Şimdi birim karelere böleceğim, değil mi arkadaşlar? Birim karelerde katlama yapıyoruz ya. Yani burada 7 tane birim kareye ay ayırayım. 1 2 3 4 5 ve 6 burası. Burası da 1 2 3 4 5 ve 6 burası. 6 tane birim kare. Şimdilik bunların hepsinde ne yazıyor arkadaşlar? Hepsinde birler yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Yazalım. Anlayın diye burada bütün eksik parçayı bırakmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hepsi de biri yazayım şimdilik. Tek kat var arkadaşlar burada. Tek kat var burada. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce yukarıdan katlama yapıyoruz. Yukarıdan katlama yaptığın zaman bu birlerin hepsi birlerin üstüne bindi. Ne oldu o zaman arkadaşlar orası? Hepsi 2 oldu. Hepsi 2 oldu. Üst taraf gitti. Şimdi bunu böyle katlayacağım arkadaşlar. 2 i̇ki, 2'nin üstüne bindi. Burası kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. 1 Bir, 1'in üstüne bindi. 2 oldu, 2 oldu, 2 oldu, 2 oldu, 2 oldu, oldu. Burası da gitti. Sonra ne yapacağız? Yukarıdan aşağı katla. 2 1'in üstüne bindi. 3 oldu, 3 oldu, 3 oldu, 3 oldu, 3 oldu. 4 2'nin üstüne bindi. Burası 6 oldu. Sonra bunu buradan buraya katlayacağım arkadaşlar. 6 3'ün üstüne bindi. Burası o zaman 9 oldu arkadaşlar. 2 1'in üstüne bindi. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Burası da gitti. Tabi burası da gitmişti biraz önce. Şimdi bunu aşağıya katlıyorum arkadaşlar. 3 1'in üstüne 4 4 4 kat 4 kat 9 3'ün üstüne binince 12 kat oldu. Üst taraf gitti. Şimdi bunu buradan buraya katlıyorum arkadaşlar. 12 4'ün üstüne bindi. Burası 16 oldu. Ee, burası 4 4 4 birim oldu Şurası da gitti Şimdi 4 birim üstüne bindi 5 5 5 16 4'ün üstüne binince 20 yaptı ee, Burası bitti sonra bunu bunun üstüne Atıyoruz arkadaşlar buradan bunun üstüne Burası 25'in üstüne binince 25 yaptı Burası 4 birim üstüne binince 5 5 yaptı burası da gitti Sonra aşağıya katladım burası 6 6 25 5'in üstüne binince 30 yaptı yukarısı gitti Bunu da bunun üstüne atınca arkadaşlar ee, Burası 30'du 30'u bunun üstüne atınca hocam burası 36 oldu. 5 de birinin üstüne binince 6 oldu. Burası da gitti. En son 6, 36, 6, 1 oldu. 6, 36, 6, 1 şeklinde bulduk. Yani cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. Tamam. Bu mantıkta anlarsak evet ama dikkat arkadaşlar. Bak şimdi mantığa bak. Çok güzel bir soru. Yani ben ee, bu soruyu ne zaman yazdım? Gerçekten 2 sene önce yazdım. Hatta acilde de bu mantıkta bu mantığa dayalı da bir tane soru da var arkadaşlar. Yani bizim amacımız arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu videoda özellikle böyle hiç karşılaşmadığınız soru tiplemeleri var. Ya benim de amacım bu aslında. Yani kare tamam yapabiliyorsunuz yapabilirsiniz. Özel tarz soruları falan da var. Ama yani değişik soru tiplemeleriyle de karşınıza çıkayım da. Yani ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. ÖSYM biliyorsunuz 2021'de çok değişik sorularla çıktı karşımıza. Burada da arkadaşlar ne olacak ee, değişik sorular görür ki hani sınavda a böyle bir katlama falan olduğu zaman daha rahat şey yapabiliyorsunuz soruya bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani okuyurken anlamaya çalışmaktansa daha önce çözdüğünüz için daha hızlı bir şekilde anlama e, gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin burada arkadaşlar ben şunu ne yapayım şunun hepsini mecbur sileceğiz yine vallahi. Hadi silelim arkadaşlar. Şunun hepsini silip ben bir daha yapayım arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığınız zaman arkadaşlar kısa yoldan yapacağım. Bakın arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman burada ne yapmışım ben? Her katın üstünde kaç tane birim kare varsa o katları koymuşuz. Aslında burada birim karelerin sayıları var değil mi arkadaşlar? Dikkat edin. Birim karelerin sayıları var burada. Hocam birim karelerin sayıları nedir burada? 4 tane birim kare, 2 tane birim kare, 1 tane birim kare, 2 tane birim kare. Peki ben size şunu sorsam. Bu bir kenarı 3 birim olan karenin alanı nedir? Hocam çok basit. 3'ün karesi 9 birim kare diyorsunuz değil mi? Yani bu ne demek aslında? Bunda 9 tane birim kare var anlamındadır arkadaşlar. Bak bu mantık çok önemli. Şöyle şöyle ve yaptığınız zaman 9 tane birim kare var burada. İşte bize alanı veriyor işte o birim kare. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Düzgün çizmedim ama belli. 9 tane birim kare var. Aa, bunun alanında birim kare sayısını veriyor bize. Burada da birim kareler üst üste binmiş ya. E, buradaki sayılar da birim kare sayısı, birim kare sayısı, birim kare sayısı, birim kare sayısı. Bunları da topladığınız zaman kaç yapıyor? 4, 2, 1 ve 2'nin toplamı da yine 9 yapmıyor mu? Yani ilk baştaki şeklin nesi yapıyor arkadaşlar burası? Alanı yapıyor arkadaşlar. Yani birim kare sayısı neymiş? Alanmış. Karenin alanıymış arkadaşlar. Bunu unutma. Burada birim kare sayısını yazmışım. Bak bunların toplamı da bu sayıların toplamı 2 4 2 ve 1'in toplamı birim kare sayısı. Yani alanı verdi bana. Aynı şey burada. Birim kare sayısı bunların toplamının kaç yapması lazım arkadaşlar? Toplamının 49 yapması lazım. Buradaki sayılan şeyler o zaman arkadaşlar şimdi burada birim kareleri çizecek olursak katlamalarda en azından şeyi yapayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradaki şeyi yapayım arkadaşlar. Aynı şekilde hızlı bir şekilde şurayı da çizeyim. Valla kusura bakmayın bu çizimlerde şey yaptık ama ee, ne derler vakit kaybettik ama idare ediverin arkadaşlar. Bu çizimlerde en azından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar burada hepsinde 1 yazıyor. Ben bunu buraya katladığım zaman burası 1 oldu hocam. Aa, 2 oldu. Bak 1 iken 2 oldu. Buraya katladığın zaman 3 olacak. Buraya katladığın zaman 4 olacak. Buraya katladığın zaman en köşedeki 5 olacak. Buraya katladığım zaman burası da kaç olacak? 6 olacak. E sonuçta en köşedeki sağdan doğru katlamayla geldiğin zaman şu şunun üstüne binmediği zaman buradaki sayı kaç olacak arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle 6 olacak. Çünkü en sonunda ben bunu bunun üstüne koymayacağım zaten. E buradaki köşede de en alttaki sayı da arkadaşlar ben şurayı da bulabilirim. Ve burası hiç katlanmıyor zaten. Burası kesinlikle ama kesinlikle 1 olmak zorunda. Burası 1'di arkadaşlar. Katladığım zaman 2 oldu. Katladığım zaman 3 oldu. 3 kat. Katladığım zaman 4 kat. Katladığım zaman 5 kat. Katladığım zaman 6 kat. Yani burası da 6 olacak. E artık ben soru işaretini bulabilirim. E en azından şuradakini rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Yani burada bunu üstüne katlamadığım sürece 6 olacak burada. E burada da arkadaşlar bunu bunun üstüne katlamadığım zaman burada şey olmak zorunda zaten 6 olmak zorunda. Değil mi? O yüzden burada katladığım zaman e, tabii ki burası 7 olacak. Bunu da böyle katladığım zaman şey olacak tabii de önemli değil. Sonuçta en son elimde kalan kısım neresi arkadaşlar? Şurası. Bana buradaki sayı lazım. En son burası 6 olmak zorunda. Yukarıdan aşağı katlamadığım zaman burayı burası kaç yapacak? 6 yapacak. Yukarıdan aşağı katladığım zaman tabii ki değişiyor arkadaşlar. Değil mi kat? Katlamada burada kalıyoruz ya ondan dolayı burası böyle olmak zorunda arkadaşlar. Yani 6 6 1 yaptı arkadaşlar burası. 6 6 1. Bu daha hala katlama görmedi bak burası. Burayı bulacağım. Bu sayıların toplamı da birim kare yani buradaki kaç tane birim kare olduğunu gösteriyor. Bu sayıların toplamı da bize neyi verecekti? 49'u verecekti. Yani 6 artı 6 artı 1 artı soru işareti 49'u vermek zorunda arkadaşlar bize. Birim kare, birim kare sayıların toplamı aynı zamanda neye eşit? Biraz önce gösterdik zaten. Alana eşit. Evet o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? Yani toplamının 49 yapması için kafadan da yapabilirdik. 6 6 12 bir daha 13. Ee, 13 o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 36 kaldı. Ya da buradan 49'dan 13 çıkarttığımız zaman soru işareti yerine ne kaldı? 36 kaldı. İlk yöntem neydi? Uzun yoldan yine ne bulmuştuk arkadaşlar? 36 bulmuştuk. Evet cevabımız böylelikle 36 çıktı. Çok da güzel bir mantık arkadaşlar. Yani burada o birim karelerin sayısı üst üste binayın birim karelerin sayısının alana eşit olması gerçekten ufkumuzu açan bir soru arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Artık bu soru burada. Buna benzer bir soru geldiği zaman ki inşallah gelir. Büyük ihtimalle sizler bu soruyu rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar ve geldik son soruya. Arkadaşlar bu soru da ÖSYM'de zamanında soruldu arkadaşlar. Zamanında en zor sorularından biriydi. Niye? Bu soru emin olun arkadaşlar şu paralel kenarda gelmiş olsaydı ki yaptık biz paralel kenarda zaten böyle bir soru arkadaşlar. Paralel kenarda daha rahat bir şekilde yapardınız. Hadi alanı mı? Paralel kenarın tüm alanını sormuş olsaydı. Ama karede sorulduğu için zamanının en zor sorusuydu. O senenin en zor sorusuydu arkadaşlar. Niye? Ne yapacağız? Hocam bak ilk bakışta soruda ne var? Tamam alan dağıtma sorusu olduğu belli arkadaşlar. Yani tüm alana ulaşacağım. Zaten tüm alana ulaşırsam karenin bir kenarına ulaşırım. Karenin bir kenarından da köşegen uzunluğuna zaten geçiş yapabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ama hocam oranlamalar var. Ya e oranlama varsa ne yapıyorduk? Şey yapıyorduk benzerlik. Hocam hemen böyle kısa çizgi paralel atalım. Aa burası orta bandan dolayı. Bak kelebek de çıktı burada. Hocam orta bandan dolayı K ise burası 2K oldu. Ama buradaki oran yok. Ne yapacağız? Ya. Oran olmadığında ne yapacağız? Zaten ben size ne dedim? Buradan kısa çizgi paralelini ne zaman çiziyorduk arkadaşlar? İki taraflı oran olduğunda bir burada bir de burada oran olsaydı eyvallah. Çizerdim buradan paralel. K ise burası 2K burası da 2K. 4K ise burası da 4K. Kelebekte oran 1'e 4 derdim. Buradaki oranlamaları yazardım. Başlardım alan dağıtmaya. Ama hocam. F noktasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani şurada bir oran yok. Oranı da bulamıyorum. Sadece buradaki orandan buradaki oranı da bulamam. Demek ki başka bir şey düşüneceğim. Arkadaş o başka bir şey ne biliyor musun? Şurada kaçta kaç oran olduğunu bilmiyorsak oran olsa eyvallah. 2K 3K ise burası 2A ise burası 3A yazabiliyoruz. Eyvallah. Ama oran olmadığı zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? 5 yıldızlı alan özelliği. Yani bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısı olacaktır diye dikkat edin diye söylemiştik. Burada da madem oran yok. Buradaki üçgenin alanı arkadaşlar. işte bu üçgenin alanı karenin alanının nesidir? Yarısıdır. Yani şuraya bir A alan diyecek olursam kare alanının yarısı şurası arkadaşlar. A artı 24. Kare alanının yarısı A artı 24 ise kare alanı A artı 2A artı 48 mi yaptı? Aynen öyle. Geldik şuraya. Hocam şu eşitliği de kullanmam lazım. E hocam bu da karenin alanının bu kalıp şeylerden biri değil miydi? 4'te 1'i değil miydi? Karenin alanının 4'te 1'i de A artı 4'e eşit. Buradan da karenin alanı ne gelecektir arkadaşlar? 4 A artı 16 gelecektir. A her ikisi de karenin alanına eşit bunlar. O zaman şunlar birbirine eşittir. Yani 2 A artı 48 ile 4 A artı 16 birbirine eşit. Buraya attık <laughs> 32 geldi. Eşittir 2A. A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? A'yı da buradan 16 olarak bulduk. Madem A 16 arkadaşlar. 16 24 daha kaç? 40. E bu yarısı 40 sa tüm alan kaç yaptı? 80. O zaman bir kenara ben x dersem x kare eşittir 80 ise x buradan kök 80. Kök 80 dediğim 4 kök 5'tir. Madem karenin bir kenarı 4 kök 5 geldi arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Bizden karenin köşegeni isteniyor. 4 kök 5, 4 kök 5 ise burası da kök 2 katı değil midir? Yani burası da 4 kök 5'in kök 2 katıdır. 4 kök 5'in kök 2 katı neye eşittir? 4 kök 10'a eşittir. Karenin kök, e, köşegen uzunluğu o zaman neye eşit oldu arkadaşlar? 4 kök 10'a eşit oldu. Yani cevabımız 4 kök 10 yaptı arkadaşlar. Evet bu soru karede olduğu için çok zor bir soru. Hani karede olunca böyle Karesel özellikleri işte alfa beta var mı acaba? Şu var mı acaba? Bu var mı acaba? Ama paralel kenar vari sorular da karede paralel kenarın özel bir hali ya. Paralel kenar vari sorular da yine burada karşımıza bu şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Aynı soru dikdörtgende de sorulabilir tabii ki. Evet hoş bir soru gerçekten. ÖSYM'de bu soruyu sormuştu. İyi ki de sormuş. Şu an karşınızda bu soruyu da çok güzel bir şekilde tartıştık. Evet gençler böylelikle kare konusunu bitirdik galiba. Evet o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yamuk konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.